Bu 8400 de paramız olmuş ha. Köyde üretilen şeyleri satınca. Köyün karşı manzarasını bildiğin açtım ya. Neyse. Şimdi daha 2 level storage yapacağız. Yani. Şimdi onu da yapmam lazım. O da çok önemli. Bu 1 level storage bize yeterli değil. Kesinlikle hemen 2 level'e geçip oradaki ürünleri oraya aktarıp hızlı şekilde o binayı kaldırmam lazım. Tamam. Tamam Ümitçim. Problem değil. Arada save atmak çok önemli. Bunca zaman emek vererek bir şeyler yapıyoruz. Kolay iş değil. Bu arada benim şu an yaptığım canlı yayını kullandığım program 45'er dakikalık parçalar halinde bilgisayarıma şu an kaydediyor. Ben istediğim 45 dakikayı YouTube'a atabilirim. Seviliyor diyelim bir nevi. Taş lazım. İki tane taş. Tam kırıldı. İşte yayın izlemeye geleni aslında hani hoş geldiniz diyebilsek o güzel bir şey. Yani insanları böyle hoş geldinle karşılamak, yani bilmiyorum, benim hoşuma giderdi ben bir kanala girsem mesela. Selam. Selam. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? Hoş geldin. İyi ya. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Şey oynuyorum ya. Dynasty oynuyorum. Gördüm. Nasıl gidiyor? Vallahi güzel gidiyor. Oyunda çok şey öğrendim ya. Oyunu bilmeden oynuyormuşuz tabi. Storage dolduğu zaman storage'e koymayıp dışarıdaki odun yerlerine koyuyorlar. O yüzden odun sıkıntısı çekiyorsun. Storage'deki ürünleri sürekli dönüştürüp satman gerekiyor. Storage dolduğu an köy mahvoluyor. Mesela. En önemli şeylerden biri o. Sonra oyunun başında hemen bir avcı yapmak lazım galiba. Hemen derileri şeye çeviriyorsun. Hani şu tohum torbası var ya. 3 deriden bir tane. Gidiyorsun 11 paraya satıyorsun bir tane. Falan böyle çok kolaylıklar varmış. Başta para için bayağı bir değişik uğraşmışız yani. Sen neler yapıyorsun? Öyle öyle işte, oyun oynuyorum. Oyun oynuyor musun? Çok oynamadım ben daha onun için. Sesin biraz daha iyi geldi. Ben de şey yayınındayım bir yandan da onun. Bir dakika. Ne dedin Ümit? Takip edince ekranda adı çıkıyor. Kameranın üstünde. Ha, o başka bir şey. O benim koyduğum bir özellik o. O takibi aldığı zaman zaten müzik de çalıyor. Onda problem yok. Ben şey yapabilmek istiyorum. Yani ben bu oyunu oynarken şu an sadece kanaldaki kişi sayısını görebiliyorum. Şu an kanalda 4 kişi gözüküyor, tamam mı? Yani ben istiyorum ki izlemeye gelen kişiyi bir ismiyle yazsın şu kişi kanala katı ya da bot, orada bir hoş geldin desin. Mesela ben anlayayım onu. Diyeyim ki ona işte şu kişi hoş geldin gibi. Yani güzel olur diye düşündüm. Yoksa da yapacak bir şey yok artık.
O iş o zaman sana düşüyor biraz. WoW başladın mı? Ne yaptın? Yok, başlamadım daha ya. Düz kolon oynuyorum. Nasıl da akşam Dota Underlord falan atıyorum biraz. Yaman için. Bu saatlerde de şey açıyorum işte. Master of Orion. Ha o da güzel oyun ya, aynen. Şeyle tutturdum ya, silikoidle, kayalarla. Yani o bir de şey, yani her gezegende yaşıyor adamlar baksana. Büyük avantaj ha. Gündür oyunda bir oyun var da onu oynuyorum şimdi. Şey mi? Orion'da mı? Aynen. Bu ben bunu daha önce fark etmemişim ya. Bu çok acayip bir olay. Bir tane olay var. Nedir o? Neydi onun adı? Bir saniye bakayım. Galaktik Kambiyo. İmparatorluk kredisine %100 getiriyor. Yani Sonlarda ama. dur anlayamadım ki. Araştırmada galaktik kambiyo diye bir şey var. %100 imparatorluk kredisi getiriyor. Gezegen çoğaldıkça şey artıyor. Ayrıyetten onu yaptıktan sonra mesela benim gelirim kaç ya? 200 küsürdü. Direkt 2000 oldu. Her turnde 2000 küsur gold para geliyor. Bu nasıl bir şeymiş ya öyle? Şey, Bu çok imparatora acayip bir şey. bağlılık mı artıyor? Ne? Bu kredisinin %100 fazla gelmesi lazım. İşte orada bir Her gezegen için bu. sen de Yoksa başka türlü bu olmaz yani. anladım da o hani %100 gelen şeyi sen söylerken orada ben bir türlü nedense hani orada bir ses boğuluyor. Hani o %100 artan şeyin ne olduğunu anlayamadım. O yüzden kavrayamadım bir türlü. Kredisi. İmparatorluk kredisi. Aynen. O imparatorluk kazancı demek ya. Evet. Senin oynadığın zaman bu herhalde 4-5 bin falan bulur. O ne ya? O çok fazla lan. Çok para o. Üstümüze yine hayvan gibi stick olmuş. Atalım bir tanesini. Hatta bir taneyi daha atayım. Ne yapayım ya? Yo atmayayım ya. O şeyi de yapayım. Şimdi ben de birkaç akşamdan beri şimdi Ece diye bir yayıncı arkadaşımız var. Onunla bir tanıştık. Ben onun yayınına bir akşam misafir oldum. Şimdi o da hiç Seven Days to Die oynamamış. Ben bilgisayarımdan bir server açtım. 2 gündür bir ona bakıyoruz. O da ilk defa oynuyor. Öğretiyorum ona. Bugün işte attım bir YouTube'a oynadığımız bir bölüm, 2 bölümü. Dün akşam 2-2,5 saat onu oynadık. Bir çay koyup geliyorum bir dakika. Evet Ertuğrul doğru söylüyorsun. O su istimali olabilir ya. Ama şeyler yok mu? Şey botları mesela. Delay koyamıyor muyuz biz? Yani sürekli üst üste bir şeyler yapmayı engelleyen şeyler de olması lazım diye düşünüyorum.
Oyuna sürekli güncelleme geliyor seçkin. Bir günde bir, iki günde bir güncelleme geliyor. Sürekli bir şeyleri düzeltiyorlar. Mesela şimdi geceleri artık görevler teslim edilebiliyor. Ondan sonra. Tabii tabii. Bu hani işçiler çalışırken köyde bazı bug'lar varmış işte, takılmalar falan. Onları halletmişler. Yani oyunla çok güzel ilgileniyorlar ve oyun çok güzel gelişiyor öyle gıdım gıdım. Şimdi ben oyunu daha da anlayarak oynadığın zaman, hani bilerek oynadığın oyun daha da bir keyif vermeye başlıyor. Yani kafanda çünkü planlıyorsun. Şunu stoklayacağım, şuradan ticaret yapacağım, şuradan mal yapacağım falan diye böyle kafanda yazmaya başlıyorsun. Önce girdikten sonra. Ya, oyunu başta ben hani bu kadar oynamam diye düşünüyordum ama oyun oynadıkça beni sarmaya başladı. Bitti mi lan? Vallahi bitti galiba. Aynen. Oh be. Ya bir tavern 2 yaptım. Tamam, level 2 tavern yaptım seçkin. 130 küsür log istedi abi. Her bir blok 6 log istiyor. Oy. Bir saatten fazladır bununla uğraşıyorum ama bir önceki tavernde ben köyde şimdi benim 2334 yemek var, 172 de odun var mesela. Odun derdim de bitti. Yani storage'de yer olduğu sürece 3 oduncum var. Deli gibi odun kesiyorlar. Log olarak atıyorlar sürekli. Mesela 85 tane log var şu an benim şeyde. Storage'de. Ben şimdi o 85 log'un bir kısmını kullanacağım yeni bina yapımında. Hazır. Storage level 2'yi yapacağım. Storage level 1'de kalacak. Böylece daha çok stok alanım olmuş olacak, anladın? Benim 16'ya 20 bina sayım. Öyle olması lazım. Tabii 16'ya 20. 8 tane köylüm var. Şimdi hemen şu biz nereye atamıştık arkadaşı? Şu Norman. Sen gel buraya. Workshop yeni. Tavern 2'ye çalışmaya git. İnkübür. Oldu. Bir de şey, sen yeni binalar yaptıkça köylülerin mutluluğu artıyor seçkin. Ve binalara tıkladığın zaman yüzdesel çalışmaları var. %60 da çalışıyor, %70 de diye. O aslında mutlulukla orantılı olarak insanların çalışma şeyini arttırıyorsun. Hani mutlu olan daha çok çalışıyor, verim veriyor gibi düşün. Bu arada tavernde artık 2 kişi çalışıyor. Oo. Hadi ya. Bir dakika. Seninle buradan doğru konuşursam sen geriye gider misin? Takılmış bu ya. Tyrolik. Aynen. Simple Bake burada yapabiliyormuşum. Şey, bu hani kumaş iple bir şeyler yapılan bina var ya seçkin. Orada 3 deriye Simple Bake yapıyorsun. O bag'i de 11 gold'a satıyorsun abi. Ben de 300-400 tane deri birikmişti zaten. Burada diyorsun ki burada çalışana, deri geldikçe bunu Simple Bake'e çevir. O da yapıp yapıp kendi kasasına koyuyor buraya. Sen buradan alıp alıp satıyorsun. Yani böyle böyle görevlendiriyorsun köylüleri. Onu yapmaya çalışıyorum şimdi de. Buraya bir tane atadım ben. Nerede şu? %76 ile çalışıyor burası. Simple pack. Working diyor. Aynen. Tamam. Aynen. Sen cebinde yaptığın çantayla aynı şey değil mi? Aynı şey. Aynı şey. Sen yapmıyorsun artık. Hani şimdi storage'ler doluyor ya. Bu storage'in dolmasını engelliyor, anladın mı? Yani bu deri geldikçe diyorsun ki deriyi buna dönüştür diyorsun. O birikiyor birikiyor. Alıp alıp satıyorsun. Sen üretmiyorsun yani. Köyde üretiliyor artık. Şimdi
Ben... Peki. Norman Incooper. Bir dakika, şöyle. Tavern 2. No research. Aa, aynen, üretebiliyor artık, güzel. %50 bunu üret. %50 bunu üret. İşte budur. Şu an taverne şey verdim mesela. Hani normal pişmiş et köylü için. Bir de %50, yani %100 performansı var ya bu işçilerin. Performansının %50'sini et piş, normal kızarmış eti harca. %50'sini de lahana ile eti birleştirip şey yap dedim. Şimdi artık lahana hasat edildiğinde otomatik etle pişirecek, kasaya atacak. Ben sadece alıp satacağım onu. Onlar da 14'ten satılıyor tanesi. İşte iki tane de avcım var. Şimdi benim şeyi yükseltmem lazım yani. Bakayım burada kırmızı etimiz ne kadar var? Var mı? Kırmızı etimiz yok. Şu rusted meat'i alacağız. Havuçlarla birleştireceğiz. Bir storage'e ihtiyacımız var. Tamam. Level 2 storage yapacağız şimdi. O ne istiyormuş? Bu arada bir yemek yiyeyim. Bak, tarlacı da burada. Bende 6 tane mi? Dur bakayım. Kaç tane? 1, 2, 6. 8 tane şey var. 5'e 5 tarla var. Bütün ürünlerden birer kare ekiyor. Lahanadan ikişer kare ekiyor. Tek bir tane 6 level şeyim var benim, çiftçim. Hepsine yetişiyor ya. O mevsim hangisini ekecekse onu ekiyor, hasat ediyor. Bak, bunları ekmiş mesela. Adamlar da hasatı bekliyor. Ne ekmiş buraya bakalım. Soğan ekmiş. Tamam. Güzel. Bir de artıyor. Özellikleri artıyor adamlar. Aha. Bir de böyle 4 level, 5 level adam artık yok. Şimdi biz hani patch'ten önce aldığım için o adamlar kaldı bende. Ama şimdi yeni gelen adamların levelleri 1, 2, maksimum 3. Alıyorsun, onlar çalıştıkça geliş. Şimdi ben şuradan havuçları alayım. Biraz havuç. Havuçlar nerede? Barında. Bir dakika. İşte bunları da buradan alayım, ben de barına taşıyayım ya. Bunlar burada niye ki? Burada olmasının bir esprisi yok. Yeri de burası değil zaten. Şimdi barına taşıyacağız. Üç tane dışarıda odun yerim var. Onların içi full odun dolu. Şeyde de yüzlerce odun var. Güzel. Bakayım. Burası 70 kilo. Buraya daha koyabiliyoruz. Aynen. Şu seedleri, meatleri hepsini buraya koy. Buratları da koy. Havuçlar çürümek üzere ya. Ver o 151 tane havucu bana. Ben ne yaptın? Efendim? Biz olayını. Ne olayını anlamadım. Sesin az geliyor biraz da, anlayamıyorum bazen. Evlilik. Evlendim. He. Bir tane hatun var oduncuyla. Daha çocuk yapalım mı dedim. Aynı fikirdeyim dedi. Konuşuyorsun böyle her gün. Daha ama çocuk olmadı.
Anam bu ne? Ya bu niye bu kadar ağır arkadaş? Pişmiş et niye bu kadar ağır ya? Ben bir şey yanlış yapıyorum. Pişmiş et soğanla yapılıyor. Havuçla değil. Havuçla çiğ et lazım. Bizim peki şeyler nereye taşıyor bu çiğ etleri ya? Avcılar. Ben bunları niye bulamıyorum? Nuşlat. Çiğ etler nerede? Burada diriler var. Üstümde 4 tane lokla geziyorum ya. Öf, şaka mıyım ben? Çiğ etler nerede? Burada da değil. Ciora, hatun nasılsın? Ya bu talenti falan da değiştiriyoruz galiba. Diyor ki I need to rethink my talents diyor. Rethink ne demek? Yazıldığı gibi okuyorum. Dur. Benim hatunla konuşuyorum. Ona şunu diyebiliyorum bak. I need to rethink my talents. Çünkü anlayamadım ki ne olduğunu. Rating değil mi? Ben de anlamadım. R-E-T-H-I-N-G mi? K. Sonu Kayseri'nin K'si. Talentle alakalı tekrar düşünmem gerekiyor diyor. Galiba. Evet, yani değiştirebiliyoruz galiba verdiğim skill'leri eşimiz vasıtasıyla. Bazı değişik farklı şeyler konuşmak ister misin diyorsun. Yani oradan şeye giriyor, yine ana menüye geliyor. Bir de şey var işte. Can you heal my wounds diyor. Yani benim yaralarımı heal'lemek ister misin gibi bir şey var. Hani iyileştiriyor galiba. Tedavi ediyor, bakım yapıyor. Yaralanınca bunun yanına geliyor, iyileştiriyor sana. Çorba yapıyor, sıcak bir çay kahve yapıyor, iyileşiyor. Şimdi. Oo, tavernin ışıkları çok güzel. İyi, geldin mi? Üretmeye başladın mı? Hani niye hiçbir şey üretmiyorsun sen? Evet, tavernimiz artık daha bir sıcak, daha bir kapalı. Evet, havuç, meat, havuç, salted meat. Çiğ et lazım. Çiğ et bulamıyoruz. Çiğ etleri nereye koyuyor bunlar? Anlamış değilim. Bakayım şu Hunter mekanına tekrar. Olabilir. Aynen. Buldum. 82 tane çiğ et koymuşlar. Hunter binasının içinden buldum. Şimdi bunlar şeye şu mantık şu. Normalde yiyecek store içine ve öbür store içe koymaları gerekiyor. Yiyecekle alakalı şeyleri yiyecek store içi dolarsa kendi binalarına koyuyorlar. Avcı hunting binasına, oduncu binasına koyuyor. Barn çiftçilikle alakalı ürünler de barnın içine konuyor. Store içe konmuyor mesela. Ya store içi doluysa barna koyuyor. Mantık bu. Ama şöyle bir durum var. Oduncu, storage ve hunting binalarına konulan ürünleri kullanamıyor üreticiler. Storage'in içinde olması lazım. Stok alanı olarak kullanmış oluyorlar orayı sadece. Bu sebepten dolayı storage dolduğu zaman orayı boşaltmak lazım. Ve o binalardaki malzemeleri storage'e taşımak lazım. Ürün üretim durumuna geçebilmeleri için. Benim anladığım bu. Ben tane alayım şunu yeriz. Aslında benim bunları satmam lazım. Steve yememem lazım da. Kendime soğanlı et yapmam lazım.
şimdi 36 tane de stick bayramları alayım boşuna, bu da ağırlık yapmasın. Oy ben ne yaptım ya? 126 tane stick oraya koydum. Şeyler nerede? Havuçlar? Heh. Ver abi havuçları bana. Heh. Ne oldu ya? Bir dakika. Ne oldu lan? Niye bir tane havuç var ya burada? Anam. Havuçlar kayboldu. Ya ben bir tane havuç alıp gelebilmişim. Şaka gibi ya. Eti şuraya bir koy bakayım sen. Ne kadarı koyduk? Eti de şuraya bir at. Ben bir havuç alıp geleyim. Az dur. Azıcık para yapacağız. Havuçlar neredeydi? Barndaydı. Ver abi şu havuçları ya. 10 tane çürümüş havucumuz var. Heh. Bir de şey geldi. Artık manurla tarım yapılamıyor. Manuru gübreye çevirmen gerekiyor. Artık kasalarda yiyecekler çürüyor ve çürüyen yiyecekler gübreye dönüşüyor. Yani gübre yapabiliyorsun. Karıştın mı? Tamam. Çürüyor. Efendim? Evet evet. Evet evet. Burada mı çürüyor? Her yerde çürüyorlar. Ben bir lavaboya gidip geleyim. 50 tane Steve yapıyoruz. Güzel. Tanesini 14'ten satacağız. Kasada da bir 30 küsür var. Güzel para yapacağız. Geliyorum. 10.000'e yakın para oldu ya. Yani daha sat sat bitiremiyorum üretilenleri. Yani dışarıda işte taşla dagger yapmak filan. Hani tarıma hemen tarım ve hayvancılık işte avcılığa dönüşüp ürettiğin şeyi satmak lazımmış. Biz onu başta bilememiştik. Yapamazsın öyle ya. Başta o şekilde kasman lazım. Avcı binası yaparsın abi hemen. Yok öyle efektif olmuyor ki ilk başta. Bir tane de tarla yapabilirsin ama manur işte gübre bulmak zor. Aynen. Doğru. Biraz zorlanabilir. Geldim. Aa, 30 tane anca yapabilmişiz ya. Arkadaşlar orada mısınız? Çete ne oldu ya? Bir anda sustunuz. Ben sizle de sohbet ediyorum da sizden ses çıkmıyor.
Sen bana özel link atayım dedin. O nedir ya? Attığın link nedir? Tamam, sorun. Her şeyi üretmişiz. Ne geldi? New level. Aynen. Ne bulduk? Crafting kartı. Crafting. Ben bunu neye versem? Bu ne? Mr. Smith'in cloth verilenleri daha hızlı. Blacksmith. Aha, demir objeleri daha hızlı yapma. Buna vereyim mi? Daha iyi. Aynen. Çok mu ağır oldum ya? Uyuyayım artık, bir sabah olsun. Çok ağır olmuşuz arkadaşlar. Bir karot. Yiyeyim bunu. ...37 tane daha etimiz var. Arkadaş ben bunu nasıl taşıyacağım? Çok ağır oldum ya. At birazını yere. Şöyle gel. Al. Mitin bir kısmını buraya attığımızda 38 tane. Of, ağırım. Neyse, yavaş yavaş gideriz arkadaşlar. 38 tane mit stivi satacağım. Dur, elim yüzümü yıkayayım. ...160 odun, 2268 yiyecek. Tamam. Tabii storage'de hiç deri olmadığı için şu an çanta üretmiyor. Ben o derileri storage'e geri taşımam lazım şimdi ki deri üretsin. Aynen, şu an üretmeye başlamış zaten. Evet, orada şu an dikiyor. Güzel. Şu an çantalarımız üretilmeye başladı. Seçkin çantacı oldum ben. Köyde çanta ve yemek üretiyoruz. Meat Steve. Acilen şimdi bugün şu üstündekileri satıp hemen yeni storage yapmam lazım. Yoksa gene sıkıntıya gireceğiz. Oh. Ya ben kaz yapabiliyorum, domuz yeri de yapabiliyorum. Fırsat bulup yapamadım. Çünkü geriden o kadar kötü yapmışım ki köyü düzensiz. Geriye dönüş yaptım. Düzeni yapa yapa geliyorum şimdi. Yani var olan binaları bir düzenliyorum. E tamam, onu aktif edebiliyor musun Ümit şu an? O botu aktif edebiliyor musun? Spam ve küfür gibi şeyleri engelliyor ve 5 dakikada bir Discord ve YouTube'u kanala linkliyor. Çok güzelmiş. Tamam. Aferin sana ya.
Bu arada sen Seçkin abimle tanışıyordun değil mi? Beraber Sayımdayız oynamıştınız siz. Seven Days değil de Galaktik mi oynamıştık? Galaktik mi oynamıştık? Evet. Yayıncının botu aktif. Ne yapmam gerekiyor botu aktif etmek için Ümit? Bakalım ne yapmam gerekiyor. Botun adı ne? Botu göremiyorum şu anda. Botun adı ne? Peki bot YouTube'u linklerken üstüne not yazabiliyor musun? Mesela survival'la alakalı daha geniş videolar bu kanalda gibi böyle hani neden o linki attığını da altına not yazabiliyor musun? Öyle bir şey var mı? Ben şimdi kanalda Nightbot diye bir şey görmüyorum. O botu nereden aktif edeceğim ki onu ben? O nasıl oluyor? Nasılsın bugün? Ya. Oyuna başlarken bir bebek vardı ya Seçkin. Ayakta zor duran. Kocaman genç kız oldu, geziyor şeyde. Şehirde. Yaş kız oldu oyunda. He? 5. mi? 6. yıldayım herhalde. 24-25 falan mı? Yok. Her yıl bir yaş alıyor. 10 yaşında falan işte. 4-5 yaşındaydı orada galiba. Senin ismini soruyorum. Ha benim mi? Dur bakarım bir dakika. Satışımı yapayım. Bize başlıyor. 6. yıl 24 falan mı sardım? Oh. Ama ben 8900 paramız oldu. Bugün deyip Twitch kısmını seçip yetkilendir. Onu bana bak oraya o linki bana Discord'dan mesaj atar mısın? Sen şimdi moderatörsün ya benim burada. Sen bunu yapamıyor musun? Yetki yok mu sende yapabilmek? Neyse at bakayım linki. Ben bakarım. Yani. Evet. Haha, ilk çantamızı yapmış Seçkin Hatun. Aferin kız sana. Heh. Bak dikiyor orada. Aferin. Tamam. Bir dakika bir su içeyim. Susuzluktan öleceğim şimdi ya. Şuradan da şunu da şuradan alayım. Çürümüş. Anam. Şimdi şuradan %100 her şey %100 diyor. 301 kilo burası. Buranın azalması lazım. Bir kere şu stickleri bana buradan ver. Ben burada durmasın bu stickler. Şu tohumları da bana ver. Aynen şu kaba. Yok çok oldu. Çok oldu. Dur. Bunlar dursun. 37 tane et var ya. Dur. 37 tane bundan alacağım. 6. 37. Okey. Şimdi bunları... Hatun, nasılsın bugün? İyi misin?
Hani bebek nerede? He? Hani bebek yapıyorduk. Ben bakınca karımın nereden görüyorum ya? Ha şu mor benim karım. Ha. Wife. Tamam. Çocuğum olsun da onu yetiştireyim. Ava mava götüreyim ya. Evet. Şimdi biraz daha yemek yapalım. Askeri gücüm 82 bin oyunda. Aa, 73 bin. Darloklar beni geçmiş 82 bin olmuş. Bunların filosunu patlattım bir tane. Bayağı bir adamlar yine geldi geçti beni. Ben şunlarla biraz uğraşayım bari. Ajan falan gönderiyor musun? Ajanlık falan nasıl? Ajanla oynamadım ya. Ben tavsiye çok ederim sana. Tavsiye ederim. Ben keyif alacağını düşünüyorum. Abi teknoloji çalıyorsun, binaları sabote ediyorsun. Bir de hani böyle şeyleri yönetenler falan var ya galiba. O generalleri suikast da düzenliyor olabilirsin. Tam bilmiyorum ama. O tip şeyler olabilir. Ne var mesela? Casus olayına gidersen casusları 5 level başlatıyor direkt o binayı yaptıktan sonra. E tabi. Demek ki eğitiyor. Üniversite gibi. Hı. Yalnız şey, ölüm yıldızı fena ya. Ölüm yıldızı mı yaptın? Kaça kaç? Bir saniye, çevrim. Ne şu an? Çevrim. Yıldız üstü çok güzel bir şey. 10 komuta puanı veriyor ya.